Babakale'ye gidiyoruz. Ayvacık'tan çıktık. Behramkale'ye girmeden Korubaşı Köyü'ne geçtik. Bektaş'ı geçtik. Şu an Balabandı Köyü'nden çıktık. Devam ediyoruz. Daha önce gelmiştim Babakale'ye ama bu bayağı bir zaman oluyor. Bakalım. Neler göreceğiz? Ne değil? Koyun evinden de çıktık. Devam ediyoruz. Şu an Gülpınar'a geldik. Gülpınar'dan devam ediyoruz. Çevrede deprem konutları var. Depremde biraz zarar görmüş. Evet, soldan Babakale 9 kilometre. Buradan satıyoruz. Burada kahve de çok güzelmiş ya. Neyse dönüşte o da güzel. Babakale'ye geldik. Tepeden aşağıya doğru iniyoruz. Deniz biraz dalgalı. O aile çay bahçesi varmış. Tamam mı? Hemen oraya. Evet. Burası eski bir Rum köyü müdür? Nedir? Anlayacağız. Kalenin önünde tarihi bir mezarlık var. Fakat müthiş açız. Karnımızı doyuracağız. Aşağıya oynamaz. Konteynerler deprem evleri. Bölge bayağı bir zarar görmüş. İnsanlar burada kalıyorlar. Evet. Çay bahçesi var. Şimdi sokakta kola içeceğiz ama buraya fazla giremiyoruz. Çünkü kapalı. Yapabiliriz. Çınaraltı. Diğer tarafında da mekanın ismi yazıyor. Çınaraltı. Bu arada Çınaraltı da hoş bir mekan. Güzel bir kahve. Çınarın altında. Şöyle bir dönelim. Arkamızda deniz. Ve hemen yanında Babakale Kalesi. Şimdi kahvaltımızı yaptıktan sonra Babakale sokaklarını arşınlayacağız. Evet. Babakale sokaklarında dolaşıyoruz. Taş merdivenler. Karşıda kale, Baba Kalesi, cami. Manzara muhteşem. Manzara gerçekten çok güzel. Tekrar kolay gelsin. Sağ ol.
Nasıl örüyorsunuz bunu ya? Bu da bir sanat ya. Vallahi işte böyle yapıyoruz. Bu yırtıkları kapatıyoruz böyle. Vallahi bu da kolay iş değil ha. Yani. Ne kadar dayanıyor bu ağlar? Ya bu dayanmıyor fazla yani. Bu taşlara falan da kötü yırtılır. Yani yunuslar geliyor, yiyor. Nasıl yunus? Parçalıyor mu? Yunus balıkları yiyor. Ağda. Nasıl yiyor ağ ya? Ya ağda takılık balığı yiyor işte. Ağda, he he, ağdaki balığı yiyor. Ağdaki balığı yiyor. Bu arada ağı da yırtıyor. Ağı da yırtıyor. Yani. Ne çıkıyor burada daha çok? Bu ağda bizim lüfer, palamut böyle balık çıkar yani. Akıma hazırlıyoruz biz bunları. Şimdi yani, tabii avlanma yok. Eylül, Ekim'de başlıyor. Eylül'de başlıyor. Yani, Eylül'de başlıyor. Eylül'e kadar iki ayda işte bunları tamir yapıyoruz. Bu arada ne yapıyor balıkçılar peki? Nasıl geçiniyor? Ya bu arada başka iş yapıyor. Yani ne iş varsa denizde onu yapıyor. Sezonluk mesela. Şu anda barbuna falan atılıyor. Peki barbuna yasak yok mu? Yok. Biz avlanma yasağı olunca zannediyoruz bütün balıklara yasak. Yok. Balıkçılık zevkli işte, zor iş ya. Çok yani, zahmetli iş. Zor, evet. Ha işte zor. Denizde kışın balık avlanmak, balık çekmek, temizlemek onlar da zor işler ya. Evet. Kolay bir iş değil. Evet. Hadi kolay gelsin size. Babakale'de denize girebilmek için kalenin yanından aşağı iniyor limana. Liman boyunca devam ediliyor. İleride denize girilen bir yer varmış. Şimdi oraya gidiyoruz. Burası Babakale'nin limanı. Yalnız burada telefon sıkıntısı var. Yunan şebekesi devreye giriyor. Yurt dışına kapatılması durumunda normal Türk şebekeleriyle konuşma yapabiliyorsunuz. Onun dışında otomatik olduğunda Yunan şebekesi devreye giriyor. Babakale sokaklarını da turluyoruz. Sabah kahvaltı edilecek iki yer var. Bir tanesi hemen kalenin karşısında Çınaraltı. Bir diğeri Güzelleştirme Derneği'nin olduğu yer. Onun dışında yemek, yenecek balık restoranları var. Karayeli tavsiye ediyorlar. İşte ipler. Bu ipler eğer ev sahibi içerideyse hiç düğüm atılmıyor. Ev sahibi uzaktaysa düğüm atılıyor. Şimdi buradan çıkıyoruz. Mahkumlara yaptırıyorlar. Sonra mahkumlar serbest bırakılıyor. Böyle de ilginç bir hikayesi var. Denizin hemen dibinde. Türkiye'nin aynı zamanda Asya'nın en batı noktasındayız şimdi. Denizin sesi muhteşem. Babakale sokaklarına dolaşmaya devam ediyoruz. Solumuzda eski tarihi bir cami var. Birazdan içine de gireceğiz.
Bu arada meydanda ki konteynerler depremde zarar gören bölge halkının kalması için yapılmış. Bayağı zarar gören bir ev var. Görüntü çirkin olsa da yapılacak başka bir şey yok. Başka yere koyamamışlar kanalizasyondan dolayı. Buraya koymuşlar. Şimdi şuradan geçiyoruz. Hemen arkada kale var. Burası meydanımız. Küçük samimi bir ilkokulumuz var. Baba Kale İlkokulu. Çok sakin bir yer. Burası meydandaki kahve Çınaraltı. Keyifli bir kahve. Hemen meydandan inen yol limana iniyor. Limanı biraz geçtikten sonra denize giriyorsunuz ama denize girecek öyle plaj falan düşünmeyin. Kayalık bir yer. Arka tarafta bir soyunma kabini. Bir de tuvalet yapılıyor daha yeni. Onun dışında Akliman denilen bir yer var. Arka tarafta tamamen. Ters taraf yönde. Orada denize giriliyor genelde. Burada iki tane tesis var. Konaklamak için. Bir de ufak bir barımsı bir yeri var. Ve biz şimdi kahvaltı edeceğimiz Baba Kale Güzelleştirme Derneği'ne gidiyoruz. Burayı hanımlar işletiyor, köyün kadınları. Nöbetleşe çalışıyorlar. Arka tarafta hediyelik eşya standları var ama henüz açılmamış. Çok güzel bir yer. Tam limana hakim. Şimdi burada kahvaltımızı yapacağız. Hadi bakalım. Liman karşıda. Bu arada arkada görülen yer Midilli. Şimdi Baba Kale'nin kalesine geldik. Buranın çok ilginç bir hikayesi var. Kale mahkumlara yaptırılıyor. Sonra mahkumlar serbest bırakılıyor. Evet, buradan gidiyor. Sertifikamızı da alacağız. Tamam. Şimdi Baba Kale Türkiye'nin aynı zamanda Asya'nın en batı ucu. Buraya gelenlere şöyle bir sertifika veriliyor. Türkiye'nin aynı zamanda Asya'nın en batı noktasına geldiğinizi belgeliyorsunuz. Biz de bu belgeyi alıyoruz. Aslında çok büyük bir kale değil. Burada Kanuni'nin 3. Ahmet'in sözü var. Şuradan kaleye girelim. Hadi bakalım. Burada çeşme varmış ama şimdi çeşme yok. Karanlık zindan. Zindanı var. Burada bir zindan var. Karanlık zindan diyor. Ölüm tehlikesi de koymuşlar. Buradan zindanın içine giriyoruz. Bakalım zindanda ne var? Oh.
zindan hakikaten karanlık. Zindan karanlık. Burada telefonumuzu açmak durumundayız. Çünkü içerisi bayağı karanlık. Şöyle bir açalım. Şöyle zindana giriyoruz. Evet. Zindan da zindan yani. Hakikaten karanlık. Burası bir restorasyon geçirmiş ama kötü bir restorasyon. Herhalde bu zindanın bir kapısı da vardı. Neyse buradan tekrar çıkalım. Zindandan çıkıyoruz. Burası kalenin içi. Böyle bir kale. Şöyle dolaştırırsak. Şöyle. Turist grupları var. Geziyorlar. Şurada bir fırın var. Fırın diyor ama. Fırında pek kalmamış. Böyle. Buradan yukarı çıkılıyor. Şu taraftan dolaşalım. Hemen karşı taraf Midilli. Görünen kısımda Babakale Limanı. Belgeledik. Türkiye'nin en batı noktasına geldik. Aynı zamanda Asya'nın en batı noktası var da deniz muhteşem görünüyor. Kale denizin dibinde olduğu için aynı zamanda deniz feneri görevi de görüyor. Buraya ufak bir yapı yapmışlar. Deniz feneri olarak çalışıyor. Şimdi işte deniz gerçekten çok güzel. Muhteşem. Burada hemen aşağıda çok eski bir mezarlık var. Tarihi mezar. Ama oldukça bakımsız. Ve kabak. Babakale'de iki tane zindan var. Bir tanesi karanlık zindan demek ki. Bu da aydınlık zindan. Buna giriyoruz. Bakıyoruz. Bu restore edilmiş. Malzemeler halen burada duruyor. Berbat bir şekilde. Buraya nispeten bir yerden ışık geliyor. Şuradan da çıkılıyor sanırım kuleye. He? Evet. Buradan merdiven var. Böyle çıkılıyor. Zindana bakıyor. Ha. Böyle bir yer. Burası da aydınlık zindan. Babakale'nin aydınlık zindanı. İniyoruz ve çıkıyoruz. Allah kimseyi düşürmesin. Ne diyelim? Zamanda kim bilir buraya kimler atıldı. Ne hayatlar geçti. Buradan ayrılıyoruz. Çekimlerimizi yaptık, kaldık burada, keşfimizi yaptık. Arkadaşlarımızı getireceğiz buraya. Buradan çıkıyoruz. Gülpınar'a gideceğiz. Gülpınar'da tapınak varmış. Tapınağı göreceğiz.